Dostlar, videoların devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir de beğen tuşuna tıklamayı da ihmal etmeyin kardeşlerim. Arkadaşlar merhabalar. İstatistiğe yani 27. üniteye devam ediyorum kardeşlerim. 5. köşe taşında kalmışız en son. Hemen çözmeye çalışalım bunu da. Şöyle bir odaklanmasını da ayarlayayım bunun. Evet, diyor ki sayı dizisinin çeyrekler açıklığı kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın şöyle buluyoruz dostlar. Şimdi yine bu sayı dizisini şöyle küçükten büyüğe doğru bir dizeceğiz arkadaşlar. Aynı açıklık buluyormuşuz gibi. En küçük 2 var. Sonra yine 2. Sonra 4, 5, 9, 14. Yok, 14'ten önce 12, sonra 14. 3, 6, 7 tane var. Ortancası medyanın neresiydi? Burası. Bakın şurası alt kısım, burası üst kısım. Dostum şurası alt çeyrek, şurası üst çeyrek. Yani alt kısmın ortası alt çeyrek, üst kısmın ortası üst çeyrek. İşte bu alt çeyrekle de üst çeyreğin arasındaki kısım çeyrekler arasındaki açıklıktır. Bu alt çeyrek, bu üst çeyrek. Bunlar çeyrekler. Çeyrekler açıklığı dedi de bu ikisinin arasındaki açıklık yani fark. 10 dedik, cevap geçtik. Geldik buna. Yukarıdaki tabloda bir gruptaki öğrencilerin aldıkları haçlık miktarları gösterilmiş. Bu grubun alt çeyrek ve üst çeyrek değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Yine küçükten büyüğe doğru yazıyorum dostlarım. Bakın şurada bir yere hemen yazalım bunu. Şuraya yazıyorum. En küçük 2 var. 3, 4, sonra 6, 6, 8, 10. Kaç tane var? 3, 6, 7 tane. Burası ortanca. Şurası alt kısım, üst kısım. 6'ın ortancasını aldım dostlarım. Alt kısmın ortancası, üst kısmın ortancası, alt çeyrek, üst çeyrek. Alt çeyrek 3, üst çeyrek 8. 3'e 8 olacak. Cevap Bursa geldi. Şuna bakıyoruz. Sayı dizisinin çeyrekler açıklığı 32 olduğuna göre açıklığı kaçtır? Şimdi çeyrekler açıklığını nasıl buluyordum? En küçükten başlıyoruz sayıları yazmaya. X, bir daha X. Sonra 2X var, yine 2X var. X, 2X, 2X'leri yazdık. 3X, 5X, 3X, 5X, bir de 7X var dostlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer var. Burası bizim ortancamız. Şurası alt çeyrek, burası üst çeyrek. Çeyrekler bunlar. X ile 5X. Çeyrekler açıklığı dediğimiz 5X eksi X'den 4X'tir ve 32'ymiş. Demek ki X 8. X 8, en küçüğü 8. En büyüğü 7x 56. Açıklığı nedir diye sorduğu için 56 eksi 8'den 48'i paketledim dostlar. Cevap Edirne. Son sorumuza geldik. Yukarıdaki tabloda 7 farklı marketteki çikolata fiyatları verilmiştir. Bu veri grubu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hoppa, hadi bulalım. Aritmetik ortalaması 1.2'dir. Şimdi bunu toplayıp hepsini arkadaşlarım. Kaç tane var? 3, 6, 7 sayı var. 7'ye böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı var. 7'ye böleceğiz dostlarım. Şimdi bununla uğraşmayalım. Onu sonra bakarız. Eğer iki şık arasında kalırsak bunu işaretleriz, buluruz. Modu 1 ve 0.80'dir. Kaç kez tekrar ediyor 1? Bir kez burada, bir kez de burada. 2 kez bu tekrar ediyor. 0.80 de 2 kez tekrar ediyor. Diğerleri birer kez tekrar ediyor. Evet. En çok tekrar eden 2 kez tekrar ediyor. O yüzden modu 1 ve 0.80'dir diyebiliriz. Bu doğru cevap. Bu doğru bir şık. O yüzden bunu doğru olarak kabul ettim. Geçiyorum. Ortanca değeri 1'dir. Şimdi şöyle yapıyorduk. Küçükten büyüğe diziyoruz. 1. Bir daha 1. Öncesinde 0.8 varmış arkadaşlarım. Onu yazalım. Şimdi 0.8 var. 0.8 bir daha var. Şu ikisini yazdım. Sonra 1, 1 var. 1, bir daha 1. Sonra 1.30 var. 1.3. 1.5 var. 1.5. Bir de 2 var dostlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Evet, 3, 6, 7 tane. Neydi? Ortanca değeri. Tam ortadaki 1'dir arkadaşlar. Bu da doğru. Alt çeyrek şurasıydı dostlarım. Bu da doğru.
Çeyrekler açığı diyor birdir. Alt çeyrek bu, üst çeyrek bu. Aralarındaki fark 1.5'ten 0.8'i çıkarttık, 0.7. Yani 1 değil. O zaman yanlış cevap Edirne'dir dedim. Geçtim bunu Gober'dir. Geldik 6 numaraya. Oo güzel. 6 numarada kutu grafiğimiz var dostlarım. Basit bir şey dostlar. Hemen bakın halledelim bunu. Basittir. Şöyle bir şunu da ayarladık. Tamamdır. Diyor ki 11A sınıfının matematik sınavından aldığı puanlarla ilgili bir veri grubu hazırlanıyor ve bu veriler kullanılarak aşağıdaki kutu grafiği yapılıyor dostlarım. Peki eyvallah. Bu kutu grafiği yaygın ve yağılımı böyle genişliği falan ayarlayabilmek için en uygun grafik türü arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun. Şimdi bakalım ne diyor. Hangisi yanlıştır? En küçük değeri 10'dur. Bakın direkt zaten her şey gözüküyor ya. Şurası en küçük değer. Şurası en büyük değer. Şurası ortanca. Şurası alt çeyrek. Şurası üst çeyrek olan kısım arkadaşlar. En küçük değeri 10'a karşılık gelmiş. Doğru. Alt çeyrek değeri şurası 20'ye karşılık gelmiş. Doğru. Ortanca değeri 25'e karşılık gelmiş. Doğru. Üst çeyrek 50'ye karşılık gelmiş. Yanlış. En büyük değeri 90'a karşılık gelmiş. Doğru. Hangisi yanlıştır? Denizli dedim arkadaşlarım. Evet geldik 2 numaralı sorumuza. Aşağıdaki tabloda bir pastaneye birer saat arayla gelen müşteri sayıları verilmiştir. Buna göre en uygun kutu grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere en küçük değeri ne arkadaşlarım? 2. En küçük değer 2 olacak, doğru. En küçük değer 3 olmuş, yanlış. En küçük değer 2 olacak, doğru. 2 olacak, doğru. 2 olacak, doğru. Şimdilik Ceyhan'ı eledik. En büyük değer 8. Burası doğru. Burada 10 demiş, Bursa'yı da eledik. 11 demiş, Denizli'yi eledik. 10 demiş, Edirne'yi de eledik. Ne kaldı? Bir tek Adana kaldı arkadaşlarım. O zaman cevabımız Adana diyelim gönül rahatlığıyla. Bu ne diyor? Bir veri grubunun, bunun cevabı kutudur da arkadaşlar. Kutu başlığındaysak kutudur. Bu çok uğraşmaya gerek yok. Tanımı okuyun. Aklınızda bir şeyler kalsa yeterlidir dostlar. Evet geldik şuna. 4 ve 6. soruları, 4. 5. ve 6. soruları bu bilgiye göre cevaplandırınız diyor. Hadi bakalım. 2 tane farklı kutucuk var arkadaşlarım. A sınıfından elde edilen veri grubunun medyanı. Medyan neydi dostlarım? Tam ortası. Tam ortası A için bakıyorum bak. Üstteki için şöyle indiğinde aşağıya nereye geliyor? 35'e denk geliyor. Evet 35'tir o zaman cevabımız. 5'e bakalım şimdi. Siz göremiyorsunuz tabii 5'i. Şöyle diyor 5'te. A sınıfından elde edilen veri grubunun açıklığı kaçtır? Bak A'nın açıklığını soruyor. Açıklık neydi? En büyükle en küçük arasındaki fark. Şimdi A sınıfı için yapıyoruz yalnız. En büyük değer 42. En küçük değer 29. O zaman 42 eksi 29 diyeceğiz. 12'den 9 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. 13 geldi sorumuzun cevabı. Son soruya bakalım. B sınıfından elde edilen veri grubunun çeyrekler açıklığı. Bak B'nin çeyrekler açıklığı. Şimdi B nerede arkadaşlarım? Alttaki kutu grafiğidir B. Çeyrekler açığı dediğimiz yer neresiydi? Şurası en küçük değer. Burası alt çeyrek. Burası üst çeyrek. Burası ortanca. Burası en büyük. Burası da en küçük. Çeyrekler açıklığı alt çeyrek ile üst çeyrek arasındaki farktı. Yani 42-33 yapacağız dostlarım. Hemen yapalım. 42'den 33'ü çıkartalım. 12'den 3 çıktı 9. 3'ten 3 çıktı 0. 9 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet 6 numarayı da gömdük arkadaşlarım. Hemen aldım 7 numarayı. 7 numara diyor ki yukarıdaki tabloda 4 koşucunun bir yarışa bitirme süreleri verilmiştir. Bu değerlerin standart sapması kaçtır? Bak şimdi standart sapmayı hesaplıyoruz. Adım adım gösteriyorum dostlar standart sapmayı. Biraz gıcık bir formül gibi gözükür ama hiç korkmayın dostlarım.
Önce bu grubun aritmetik ortalamasını buluyorsunuz. Aritmetik ortalama eşittir. Neydi? Toplamları. Toplayalım. 20, 30, 40, 50, 60, 12 daha 72. Bölü grubun sayısı 4 tane var. 4 kişi var. Bölü 4. 72 bölü 4 ne yaptı arkadaşlarım? 18. Demek ki bu grubun aritmetik ortalaması 18. Şimdi birinci adımda ne yapıyormuşum? Aritmetik ortalamayı buluyorum. İkinci adım. Her bir değerin aritmetik ortalamayla farkını alıyorum. Yani 19'dan 18 çıktı 1. 21'den 18 çıktı 3. 15'ten 18 çıktı eksi 3. 17'den 18 çıktı eksi 1. Neymiş kardeşim? Her bir sayıdan aritmetik ortalamayı çıkartacakmışım tek tek. Tamam mıdır dostlar burası da? Birinci adım ne? Aritmetik ortalamayı buldum. Topladım. 4 olduğu için 4'e böldüm. İkinci adım ne? Her bir sayıdan aritmetik ortalamayı tek tek çıkarttım. Buradaki eksiler artılar önemli değil. Şimdi birazdan bir de karesini alacağız. Bu çıkan sonuçların her birinin karesini alıyorum. 1'in karesi 1. 3'ün karesi 9. 3'ün karesi, eksi 3'ün karesi de 9, eksi 1'in karesi de 1. Bunların her birinin karesini de aldınız dostlarım. Sonra topluyorsunuz bunları. 10, 10 da buradan 20 geldi. Karelerini alıp topladım. İşte bu 20'yi arkadaşlarım grup sayısının grup sayısının kaç kişi grupta kaç kişi var? 4 kişi var. 4'ün bir eksiğine böleceksiniz dostlar. Yani 3'e böleceksiniz. 20 bölü 3. Bunun da karekökünü alacaksınız dostlarım. İşte cevap bu gelecek. Kök 20 nedir? 4 kök 2 kök 5 gelir burası. 2 kök 5 bölü 3 yaptı kardeşlerim. 2 kök 5 bölü 3. Sorumuzun cevabı. Bu 2 kök 15 bölü 3 var burada. Muhtemelen şuradaki biri fazladan yazdı arkadaşlarım. Bu basım hatası falan vardır. Doğru cevap bu gelecek. Peki geldik 2 numaraya. Ardışık 5 doğal sayının standart sapması kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi ardışık 5 doğal sayı. Arkadaşlar en küçüğü A olsa. Bir sonraki A artı 1. Bir sonraki A artı 2. Bir sonraki A artı 3. Bir sonraki A artı 4. Ne yapıyorduk birinci adımda? Aritmetik ortalamayı buluyoruz. Yani toplayıp 5'e bölerseniz bunu aritmetik ortalama A artı 2 gelir. İkinci adımda ne yapıyorum? Aritmetik ortalamadan her birini çıkartıp karesini alıyorum dostlarım. A'yı çıkarttım 2 kalır. Değil mi? A artı 2'den A çıkarsa 2 kalır, karesi 4. A artı 1'i çıkartırsam 1 kalır, karesi 1. A artı 2'yi çıkartırsam 0, karesi 0. A artı 3'ü çıkarttım. Eksi 1, karesi 1. A artı 4'ü çıkarttım. 2, yani eksi 2 hatta, karesi 4. Bunları toplayıp topladım. 5, 5 de buradan 10. 10, grubun sayısı kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi varsa 1 eksiğine bölüyorum. 10 bölü 3 diyorum dostlarım. Bu sorunun cevabı 10 bölü 3 gelecek. O da nedir hatta? Kök içine alacağız bunu. Kök 10 bölü 3 gelmek zorunda arkadaşlarım. Kaç kişi vardı bu grupta? 3, 4, 5. Ha, 5 kişi vardı. 4'e böleceğiz. Çok özür dilerim. Yanlış yapmışım arkadaşlarım. 4'e böldük. Kökünü alıyoruz dostlarım. Kare kökünü. Kök 10 içeride kalıyor ama 4 dışarıya 2 diye çıkıyor dostlar. Cevabımız Bursa geldi. Evet, ben de sarhoş gibi çözüyorum bu arada. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü uykusuzum. Bayağı bir uykusuzum. Bir de bugün bayağı bir geç çıktık işten. Neyse, idare edin gobeller biz artık bugün. Şuna bakalım. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin standart sapması sıfırdır? Dostum, standart sapmanın sıfır olması için bu tekrar edenlerin aynı olması lazım. Tamam mı? Cevap Ceyhan. Geldik şuna. Aslı Türkçe dersinin sınavlarından aldığı notlar aşağıdaki gibidir. Aslı'nın notlarında merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri hesaplarında hangisinin değeri en küçük olur diye bir soru sormuş bize dostlarım. Ya standart sapması en küçük olur herhalde arkadaşlar. Şimdi konumuz standart sapma olduğu için cevaba bakıyorum. Evet, Edirne. Ha, isterseniz bunu siz tek tek şunları bulup da hani içiniz rahat etsin diyorsanız zaten küçükten büyüğe doğru yazdınız mı? Şu, 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 şu. Hepsi zaten direkt pat diye çıkıyor. En küçüğü hangisi ise onu işaretlersiniz ama
standart sapmadır diyebiliriz hemen pat diye. Evet, geldik buna. Son testimize, 8. testimize dostlarım. Birinci soruyu okuyoruz. Bir an evvel bitirelim de arkadaşlar. Yatalım, uyuyalım. Saat bayağı geç oldu. Yukarıdaki tabloda 5 farklı makineden çıkan bozuk ürün sayılarının standart sapması verilmiştir. Yukarıdaki veriler kullanılarak hangi makineden çıkan bozuk ürün sayısının ortalamaya daha yakın olduğu söylenir. Standart sapması en küçük olan hangisi ise odur arkadaşlar. Burada işaretleyeceğiniz cevap ortalamaya yakın olması için standart sapmayanın en küçük olması lazım. Cevabımız Ceyhan dedik dostlar. Geldik 2 numaraya. Ampul üreticisi 5 firmadan alınan 5'er ürünün dayanma süreleri gün olarak aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Hangi firmanın ampullerinin kullanma süreleri daha istikrarlıdır? Hangi firmanın ampulleri daha iyidir diye soruyor. Bakın ben burada şöyle yapıyorum arkadaşlar. Üşenmezseniz hepsinin tek tek aritmetik ortalamalarını bulun. Bulalım. Genelde şöyle çıkar aritmetik ortalamaları bulduğunuzda. Birkaçının aynı çıkar arkadaşlarım. O yüzden aritmetik ortalamadan 1-2 şık eleyebilirsiniz. Biz yine de bulalım isterseniz aritmetik ortalamalarını birkaçının en azından. 60, 40 daha 100, 100 de buradan 200, 250 geliyor ortalamaları. 5'e böldüm, 50 çıkıyor aritmetik ortalama. Şunu bulalım, 140, 210, 40 da buradan, bu da 250 geliyor. Bak ne güzel, aritmetik ortalama genelde aynı çıkar. Ve aritmetik ortalama aynı olduğu için biz oradan bir ayırım yapamayız. Ben de şuna bakıyorum dostum, bak şimdi. Şunun açıklığı nedir? 70-30'dan, yani en büyük değerle en küçük değere bakın, 40. Şu ikincinin açıklığı 70-10'dan 60. Bunun açıklığı 60-30'dan 30. Şunun açıklığı 70-30'dan 40. Şunun açıklığı da arkadaşlarım 70-40'dan 30. Şimdi dostum açıklık büyükse bu hani şöyle düşünün bunu kardeşlerim. Mesela bu adamın 80 gün gitmiş ampule ama burada bir bakmışsın 10 gün gitmiş birdenbire düşüş yaşamış yani çok fazla bir düşüş yaşamış. O yüzden standart değil bu, uygun değil, tamam mı? İstikrarlı değil en azından. Direkt 2'ye elerim. Açıklığı en büyük olan zaten 60, direkt elemem lazım. Açıklığı 40 var gitti. 30 var, 30 var, 40 var. Şu 40'ı da silerim tekrar. 2 tane 30 var arkadaşlar. Açıklığı en küçük olana bakıyorum dostlar. 2 tane 30 olduğu için bunların arasında kaldım şimdi. Aritmetik ortalamalarını alsam muhtemelen aynı çıkacak. İsterseniz deneyin. Muhtemelen 250 bölü 5'ten bu da 50, bu da 50 geliyor arkadaşlarım. O yüzden biz mecbur standart sapmaya bakacağız dostlarım. Hemen şunun standart sapmasını bulalım. Neydi standart sapma? Önce aritmetik ortalamayı buluyoruz. 100... 90 daha 190, 250 bölü 5'ten aritmetik ortalaması bunun 50. Bunun da 50 geliyor. Aritmetik ortalamadan 50 yemedi. Standart sapmayı buluyorum. Neydi? 60'tan 50'yi çıkartıyorum. 10 karesini alıyorum 100. Artı 60'tan 50'yi çıkartıyorum. 10 karesini alıyorum yine 100. Artı 60'tan 50'yi çıkarttım. 10 karesini alıyorum yine 100. 40'tan 50'yi çıkarttım. Eksi 10 karesini alıyorum yine 100. 30'dan 50'yi çıkarttım. Eksi 20 karesini alıyorum 400. Bunları topluyorduk. 400, 500, 600, 700, 800 yaptı. Bu 800'ü doğru mu hesapladım? 400, 500, 600, 700, 800 yaptı arkadaşlarım. Bu 800'ü grubun 1 eksine bölüyoruz. 400'e bölün, 4'e bölün. 5 kişiler, 5 tane var ya. 800'ü 4'e bölüyorum 1 eksiğine. 200 geliyor. Bunun da karekökünü alıyorum. Kök 200. Yani 10 kök 2 diyebilirim bununkine. Sonuncusunun standart sapmasına bakıyoruz hemen dostlarım. Aritmetik ortalama 50. 50'den 40 çıktı 10. Karesi 100. 50'den 40 çıktı 10. Karesi yine 100. 50'den 50 çıktı 0. Karesi yine 0. 50'den 50 çıktı 0. Karesi yine 0. 50'den 70 çıktı 20. Karesi 400 geldi. 400, 500, 600. 600'ü de hemen 4'e böldünüz arkadaşlarım. 150. Kök 150 geldi. Bu kök 150. Bu da kök 200'dü dostlarım. Sizce hangisinin standart sapması daha küçük? Tabii ki kök 150 daha küçük bir sayıdır. O yüzden 5. firma istikrarlıdır diyebiliriz. Standart sapması küçük olanı bulduk.
Geldik 3 numaraya. Bir hasta üzerinde 3 gün boyunca kan şekeri ölçümü yapılmıyor. Bu da yani miligram cinsinden aşağıdaki gibi tabloda gösterilmiştir. Şimdi önce açıklıklardan eleyelim. Şeker hasta olma riski diğerlerine göre daha yüksektir diyor burada, bak dikkat et. Yani standart sapmayı yüksek istiyor bizden. Şimdi %150. Bunun açıklığı 50. Bunun açıklığı 60. Bunun açıklığı ne yapıyor? 130'dan 110 çıktı. 20. Bunun açıklığı yine 20. Bunun açıklığı 70'ten 90 çıktı, 80. Adamım hiç bakmaya bile gerek yok. Açıklık en fazla hangisinde? Kemal'de. O zaman Kemal'in riski daha yüksektir. Standart sapması yüksektir yani kardeşim. Cevap Kemal olacak. Hiç standart sapmayı saplamaya gerek kalmadı. Aşağıdaki tabloda 5 farklı ilde 1 metrekareye düşen yağmur miktarları verilmiştir. Buna göre hangi ilde yağan yağmur daha düzensizdir diye sormuş bize. Düzensiz olanı bulacağız arkadaşlarım. Bir bakalım. Şimdi açıklıklara bakalım isterseniz ilk önce. Oradan bir şeyler eleyelim. 40 ile 60 açıklık 20. 70 ile 40 açıklık 30. 60 ile 40 açıklık 20. 65 ile 30 ne yapıyor arkadaşlarım? 25 mi yapıyor? Yok pardon, 35 yapıyor buradaki açıklık. 60 ile 40 20 yapıyor. Dostum hangisinde düzensiz? Hangisinin standart sapması yüksek? Açıklık 35 olduğu için Denizli'yi işaretleyin geçin dostlar. Hadi şuna bakalım. Bülent Bey, riskin az olduğu yatırım araçları bulmak için hangi merkezi eğilim mi? Standart sapma değil mi? Risk misk dediği zaman standart sapma diyebilirsiniz arkadaşlarım. Hadi geçtik buna. Ne diyor? Fabrikada son 4 ayda meydana gelen iş kazası sayıları. Yukarıdaki tabloya göre hangi fabrikada iş kazası olma riski en azdır diye soruyor arkadaşlarım. Şimdi açıklığa bakalım. 15 ile 8 en büyükten en küçüğü çıkartıyorum. 7. 14 ile 10. 4. 10 ile 6. Yine 4. 11 ile 7. Yine 4. 9 ile 7. 2. Adamın ne çıktı cevap? Edirne. Risk en azsa standart sapma en az olacak arkadaşlarım. En az açıklık bunda olduğu için cevap Edirne geldi diyebiliriz dostlar. Evet arkadaşlarım, bu konumuzun da sonuna geldik. 27 numaralı ünitenin. Bir sonraki videomuzda 28 numarayı göreceğiz. Haberler. Hadi bakalım. İyi geceler, kolay gelsin.